Tal koridoru kavramı Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla çok fazla gündeme gelmeye başladı. Lügata da girdi aslında. Tabi bu neden ilgilendiriyor hem dünyayı hem bizi tahıl koridoru? Dünyada tahıl ihracatçılarının ilk sıralarına gelen iki ülkeden birisi Rusya ve Ukrayna ki dünya ticaretinin yaklaşık dörtte birini ellerinde bulunduruyorlar. Böyle olunca dünyadaki tahıl fiyatlarının belirlenmesinde de öncü rol oynuyorlar. Bu tahıl koridorundan önce limanların kapatılması Rusya tarafından tahılların diğer dünya ülkelerine ihracatı anlamında büyük bir engel oluşturdu ve adeta gemiler oraya hapsoldu. Daha sonra yapılan ikili görüşmelerde uluslararası kuruluşların devreye girmesiyle tahıl koridoru yeniden açıldı. Dünya fiyatları bir dengeye geldi. Fakat yaklaşık 2 hafta kadar önce Rusya tek taraflı olarak tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldığını belirtti. Ve çok geçmeden üzerinden 24 saat içerisinde dünya tahıl piyasası özellikle buğday fiyatlarında %5-6'ya varan bir artış oldu. Tabi bu dünyayı da tedirgin etti. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye olarak bizleri de tereddüt etti. Çünkü bizler de Rusya'dan ve Ukrayna'dan yüklü miktarda buğday alımı yapıyoruz. Daha sonra Türkiye'nin de girişimleriyle, uluslararası kuruluşların da girişimleriyle yeniden tahıl koridoru Rusya tarafından açıldı ve yine anında dünya borsalarında tahıl fiyatları %3-5 oranında düştü. 19 Kasım önemli bir tarih, yani tahıl koridoru anlaşmasının bittiği bir tarih. Ondan sonra ne olacak? Ciddi bir belirsizlik var. Peki bu neden önemli derseniz, birincisi dünyadaki tahıl fiyatlarının yükselmesinden aşağıya doğru inmesinden dolayı önemli. Çünkü insanların en temel besin maddesini oluşturan un, ekmek, makarna fiyatlarının belirlenmesinde tahıl koridoru önemli bir noktaya geldi. Pandemiyle birlikte tüm dünyada tarım ve gıda çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Tabi burada erişebilirlik, dünya fiyatlarındaki değişim temel belirleyici oldu. Türkiye'de de son yıllarda tarım eskiden de çok fazla gündeme geliyordu ama bu sefer daha çok ithalatla ve fiyatların artışıyla öbür tarafta da girdi maliyetlerinin yükselmesiyle çok fazla gündeme gelmeye başladı. Ki son 3-4 yıldır da Türkiye'de tarım ve gıda gündemini domine eden temel unsur fiyatların artışı. Özellikle gıda enflasyonunun yükselmesi bizler açısından tarım politikalarında temel belirleyici gündem olmaya başladı. İşte hemen birkaç gün önce biliyorsunuz genel enflasyon yani TÜFE %85,5 çıktı. Buna karşılık gıda enflasyonu %99 çıktı. Dünyanın tarımsal büyüklük açısından ilk 10 ülkesi arasında yer alacaksınız. Avrupa ülkeleri arasında tarımsal büyüklük açısından birinci ülke olacaksınız ama buna karşılık gıda enflasyonunda daha bugün baktım, az önce baktım, dünyada şu anda üçüncü ülke konumundayız. Gıdaya erişimi iki şekilde ele almak lazım. Bir, gıda yok, gıda bulamıyorsunuz, erişemiyorsunuz. İkincisi de gıda var, alım gücünüz yok, bu yüzden erişemiyorsunuz. Bugün dünyada 1 milyar nüfus açlıkla boğuşuyorsa, 1,5-2 milyar nüfus yetersiz ve dengesiz besleniyorsa bunların her şeyden önce bir gıdaya erişim ve gıdayı bulma sorunu var. Ama bir Türkiye gibi ülkeler açısından alım gücünün zayıflamasından dolayı gıdanın alım gücü sorunu var. Tüm dünyada ciddi bir göç hareketliliği var. Bu iklim değişikliğine de bağlı, ülkelerdeki kaosa da bağlı, kırdan kente göçler de yaşanılıyor ve 21. yüzyıl aslında bir göç yüzyılı olarak tanımlanıyor. Ve önümüzdeki 40-50 yıl dünyada belki daha kısa süre 20-30 yılda devrim, dünyada bir 150-200 milyon nüfusun iklim değişikliği, kuraklık, su yetmezliği, hatta açlık gibi nedenlerle göç edeceği vurgulanıyor. Türkiye de bundan nasiplenebilecektir. Geçiş noktalarından birisi. Böyle olunca da bu göç beraberinde yeni tarım, gıdaya erişim sorunlarını da ortaya çıkarabilecektir. Bu yüzden bir göçlere ilişkin risk yönetim planlarını devreye koymamız lazım.